Maçın hakemi Oğuzhan Şenler yardımcılarına da baktı. İlk düdüğünü çaldı. Trabzonspor veteran başladı. Semavi son maçlarda kadroya dahil oldu. Semavi uzun. Şimdi Ayhan'a. Ümit Karan bırakmadı. Güngör. Emrah'ın pasında Çağdaş. Dönüyor Semavi. Çağdaş topu Emrah'a attı. Emrah şut pozisyonunda, kaleci Kerem ayaklarıyla çıkardı topu. Ayhan. Ergün. Ayhan Akman. Ümit. Hakan. Ümit Davala. Hakan Ünsal. Ümit Karan. Güngör kapattı önünü. Ergün. Ayhan bıraktı. Ümit Davala'nın pası Ümit Karan. Arkada Ergün var. Semavi kontrol etti. Sol tarafta Çağdaş döndü, sağa attı Emrah'a. Emrah vuruyor. Bir kez daha ayaklarıyla. Kerem alkış alıyor. Fikret Engin, ilk gol bana göre çok önemli. Eğer Trabzonspor veteran takımı ilk golü bulursa morallenir Galatasaray karşısında. Bu çok önemli Trabzonspor veteran için. İlk golü bulması gerekiyor. Bakalım ne olacak? Çok merak ediyorum. İlk golü kim bulacak? Ayhan. Sert bir hareket var. Faul. Trabzonspor veteran takımına bir şok gerekiyor. Yani kendini bulmak adına, havaya girmek adına, moral kazanmak adına. Bu yüzden de ilk golü bulmaları çok önemli. Güngör. Kaleci Kerem. Ümit Karan yerde. Top Semavi'de. Hasan üçüncü. Çağdaş. Emrah Eren. Güngör topu aldı. Emrah istedi. Hasan üçüncü. Ümit Davala kesti. Hakan Ünsal vuruyor. Kaleci Metin Aktaş. Korner attı. Ümit Karan önünü kapattı. Güngör. Fikret Engin, Metin Aktaş iyi başladı. Ne diyorsun? Güzel bir kurtarış izledik. Söylemiştim Metin ya. Aktaş'tan. Maçtan önce söylemiştim ya. Onun bu gece çok iyi olması lazım demiştim. İlk pozisyonu çıkardı ve biraz morallendi. Bakalım bu nasıl yansıyacak ilerleyen dakikalarda. Ayhan. Ayhan'dan Ergün'e. Ergün topu çevirdi. Ümit Davala. Ümit Karan. Şova yönelik bir vuruş tercih etti. İstediğini gerçekleştiremedi. Emrah dışarı attı. Özellikle Emrah'la buluşturuyorlar topu. Solda da Çağdaş. Fikret Engin, Trabzonspor veteran takımı turnuvaya başladığı zaman en geride Çağdaş oynuyordu. Güngör'le birlikte, ama Çağdaş şimdi sistemi değiştirmişler ve Çağdaş önde oynuyor. Halbuki Çağdaş geride oynadığı zaman uzaktan şutlarla çok etkili oluyordu. Ayhan ve Hasan Şaş etkili olabilirler. Oyunda her ikisi de. Hakan'ın vuruşunda top dışarı gitti. İşte Sakarya'da futbol severler. Emrah. Emrah çaprazda. Ayak koydu. Hakan Ünsal. Emrah. Emrah'ın pas. Çok güzel. Şimdi Semavi. Ümit Davala. Ergün. Kaleciler. Turnuvanın en başarılı isimleri kaleciler diyebiliriz Fikret Engin. Yani her takımın kalecisi inanılmaz performans ortaya koyuyor. Rakiplerin morallenmesini, öne geçmesini engelliyorlar. Çağdaş. Hasan. Bir önceki maçta çok iyiydi Hasan Şaş. Ayhan kapattı önünü. Hasan. Semavi aldı. Semavi götürüyor. Semavi şut şansı. Semavi'nin vuruşu olmadı. Ergün. Hasan üçüncü çevirdi. Top dışarı gitti. Trabzonspor veteran takımı çok diri başladı Fikret. Yani yorulmazlarsa, bu performanslarını her ilerleyen dakikada daha da fazlalaştırırlarsa Galatasaray veteran takımının bu gece işi zor olabilir. Murat. Hasan Şaş. Tekrar topu aldı. Hasan. En arkada Hakan Ünsal. Ona doğru Hakan Ünsal üst haber. Galatasaray veteran takımı eğer çok iyi top yapmaya başlarsa rakipleri, hani Barcelona yapıyor ya Fikret. Barcelona gibi oynamaya başladıkları zaman rakibi
kreke duruma getiriyorlar. Onun için Galatasaray'ın top yapmasını, çok iyi top yapmasını engellemek şart. Trabzonspor şu ana kadar bunu engelledi. Evren girdi. Bakalım Evren'in performansı nasıl olacak? Galatasaray'a nasıl bir katkı sağlayacak? Şu ana kadarki en faydalı adam turnuvada. Murat. Evren. Ümit. Hakan Ünsal. Kaleyi tutmadı. Fikret bak, Galatasaray veteran, sürekli deniyor uzaktan. Deniyor. Deneyeceksin futbolda. Denemeden gol olmaz. Ama Trabzonspor veteran da eskiden Çağdaş sürekli deniyordu. Şimdi Çağdaş denemiyor artık. Çağdaş kendini ileri attı. Semavi. Hasan üçüncü. Hakan Ünsal. Evren Turan. Hasan. Hasan Şaş. Ergün. Mustafa Kocabey. Top dışarıda. Görüntüde Beşiktaşlı oyuncular Fevzi, Oktay ve Ali. Çağdaş. Kapattı önünü Murat. Hasan. Emrah. Semavi. Güngör. Güngör'ün plasesi yan ağlarda. Fikret, Trabzonspor veteran takımının bütün futbolcuların ikişer kişilik oynaması lazım. Çünkü dezavantajları var. Baktığın zaman Galatasaray'da sürekli oyuncu giriyor çıkıyor. Trabzonspor'da böyle bir imkan yok. Onun için Trabzonspor'u futbolcular bana göre daha randımanlı olması lazım. Güngör. Semavi. Top kalecide. Hasan üçüncü. Çağdaş. Tekrar Çağdaş. Araya girdi Murat Erdoğan. Paslaşıyor Galatasaray. Mustafa Kocabey. Papen Mustafa. Topa nerede? Galatasaray öne geçiyor. Gol Mustafa Kocabey. Galatasaray veteran 1, Trabzonspor veteran 0. Tekrar görüntüye geliyor. Topu alana gönderdi Mustafa Kocabey. Metin Aktaş için inanılmaz şanssız bir pozisyon. Top Güngör'ün ayağına çarptı. Metin Aktaş'ı şaşırttı. Şimdi Papen Mustafa, tabii Fikret Engin, golcü olmak çok önemli ama golcü olurken topun da biraz seni sevmesi gerekiyor. İşte en güzel örneği Papen Mustafa. Golcü golünü attı ama top da onu sevdi. Yani şans eseri bir gol oldu. Güngör. Hasan üçüncü. Ergün bıraktı taç Galatasaray veteranın. Evren. Hasan Şaş. Ergün. Mustafa yerde, hakem oyunu durduruyor. Güngör faul yaptı. Atış Galatasaray veteranın. Topun gerisinde Evren Turan. İşaretimi bekleyin dedi. Maçın hakemi Oğuzhan Şenler. Evren oradan iyi vuruyor hep. Bakalım bu kaz nasıl vuracak. Evren geliyor. İşaret verildi. Evren. Kaleci Metin kornere attı. Metin Aktaş topu son anda gördü Fikret Engin. Bir kaleci için en zor şeydir. Son anda gördü topu ama inanılmaz bir refleks yaptı ve topu çıkardı. Atışı kullandı Hasan. Şimdi Çağdaş. Topla buluşan Çağdaş dışarı vuruyor. Fikret, işte bunu söylüyorum. Çağdaş'ın bunu yapması lazım. Bu vuruşları denemesi lazım. Çağdaş'ın daha geride oynaması lazım. Hep bu şutlarla kaleyi yoklaması lazım. Çağdaş bana göre yanlış yerde oynuyor. Eski yerine geçmesi lazım. Semavi ile yer değiştirmesi lazım. Veya Semavi ile birlikte tandem oynaması lazım. Ergün. Ayhan. Hasan üçüncü. Emrah. Emrah vuruyor. Sağ dışındaki Jimmy Jip kameraya. Trabzonspor denemeye başladı. Vuruyorlar. Beraberlik golü için saldırıyorlar. Bakalım ne olacak Fikret. Ama çok da tabii ki kendilerini çok yormamaları lazım. Eğer çok kendilerini yorarlarsa, Galatasaray ikinci golü bulursa, ondan sonra tekrar oyunu kontrol altına alamayabilirler. Çok dikkatli olmaları lazım. İkinci golü yememeleri lazım. Murat Erdoğan'ın müdahalesi faul. Atış Trabzonspor'un.
Bekleyin diyor hakem. Oğuzhan Şenler. Oğuzhan Hoca şu ana kadar iyi yönetiyor maçı ama biraz daha oyunu kesmeden, tempolu, yani tempoyu bozmadan yönetmesi bana göre daha uygun olacak. Trabzonspor veteran kullandı. Emrah. Çağdaş. Hasan. Emrah Eren. Hasan üçüncü. Metin Aktaş. Evren Turan. Semavi. Semavi. Top dışarı gidiyor. Kaleyi deniyor Semavi. Fikret Engin, farkında mısın? Trabzonspor takımında golcü yok, forvet yok. Farkında mısın? Forvetsiz oynuyor. Yatta aranında olmayışı yok etkili. Şu anda forvet yok. Yani inanılmaz bir performans ortaya koymaları lazım. Özveriyle oynuyorlar şu ana kadar. Ben Trabzonspor futbolcuları şu ana kadar göstermiş oldukları performanstan dolayı Trabzonspor veteran takımını kutluyorum. Hasan üçüncü. Murat girdi. Bir vuruş Metin. Ümit Karan vuruşu yaptı. 11 dakika oldu. Mustafa Kocabey'in attığı golle 1-0 önde Galatasaray veteran. Metin Aktaş, Emrah, Ümit, Ayhan, Güngör. Şimdi Trabzonspor veteran takımda Semavi'nin nerede oynadığı belli değil. Bir geride oynuyor, bir ileri gidiyor. Semavi'nin daha kontrollü olması lazım. Çünkü Semavi biraz yoruldu şu anda. Ümit Karan. Soner oyuna giriyor. Hasan üçüncü sağ kenarında. Yani Soner Trabzonspor veteran takımı için şu anda bir umut Fikret Engin. Tek forvet oyuncusu şu anda. Semavi yine kaleyi denedi. Ümit Davala. Ayhan. Hasan Şaş. Murat Erdoğan. Ümit Davala. Murat. Ümit Davala. Hasan Şaş. Güngör'den geri geldi. Soner. Elle oynama. Hasan Şaş. Görüntülü Hasan. Emrah. Semavi. Güngör. Emrah. Emrah vuruyor. Kaleci Kerem. Hasan. Emrah. Güngör. Soner. Çağdaş. Semavi. Metin. Soner. Semavi. Ümit girdi araya. Şimdi Murat Erdoğan. Ümit Karan. Murat Erdoğan. Top filelere gidiyor. Galatasaray veteran 2-0 öne geçiyor. Gol Murat Erdoğan. Ümit Karan çok iyi bıraktı. Ve Murat Erdoğan topu ağlara gönderdi. Trabzon... Maçın başında da vurgulamıştım sevgili Murat Özer'i. Trabzonspor'un patlama yapacak bir gücü yok. Bugün oyun alanı içerisindeki Galatasaraylı oyuncuların paslaşmaları son derece yerinde yine. Ve biraz da kontrollü oynayarak 2-0'ı buldular. Fikret Engin, Trabzonspor şu ana kadar bana göre iyi oynadı. Trabzonspor bu kadroyla rakibi görmüyor musun? Pat 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 adamlar girip çıkıyor. Trabzonspor bu kadar kadro sıkıntısı içinde bana göre şu ana kadar iyi oynadı. Orada pas yapmak istediler. İyi de pas yapıyorlardı ama son dakika bir hata yaptılar. Bu hata sonucunda maç 2-0'a geldi. Eğer Galatasaray bir gol daha bulursa Trabzonspor oyundan kopar diye düşünüyorum. Mustafa Kocabey, Hasan, Semavi. Semavi yerde. Emrah topu aldı. Emrah. Şut şansı aradı, bulamadı. Emrah. Güngör yanına yaklaştı ama Mustafa bastırıyor, topu alıyor. Mustafa Kocabey. Ümit Davala çevirdi. Güngör. Semavi. Çağdaş top istedi. Semavi kaleye ve gol! Denedi.
ve sonunda gol attı. Semavi topu alana gönderdi. Fark bire indi. 15. dakika. Gol Semavi. Galatasaray veteran 2. Trabzonspor veteran 1 sevgili futbol severler. İşte Semavi'nin şık golü. İnanılmaz bir gol Semavi'den. Gerçekten Semavi yoruldu filan diyorduk ama Semavi inanılmaz bir vuruş yaptı ve Trabzonspor'a moral getirdi. Yani Trabzonspor bu golle moral buldu. Bakalım bundan sonra ilk dakikalarda Trabzonspor için neler gelecek. Hasan Şaş. Mustafa. Atış Galatasaray veteranın. Ergün. Sert vuruyor. Top direğin hemen üzerinden dışarı gitti. Görüntüde Ergün pembe. Fikret Engin, sol ayaklı oyuncular daha çok deniyor. Farkında mısın? Yani uzaktan vuruşlarda hep sol ayaklı oyuncular deniyorlar ama tabii ki bazen gol oluyor, bazen olmuyor. Ama sol ayaklı futbolcular daha çok deniyorlar vuruşu. Şimdi Evren. Ayhan solda. Evren plase bıraktı. Kaleci Metin. Çağdaş. Top dışarı gidiyor. Atış Trabzon veteranın. Semavi. Semavi yine vuruyor. Kaleci Kerem. Sürpriz şutör Semavi Trabzonspor'da. Sevgili Murat Özer'e. Semavi hareketlendi. Hem kendi adına hem takım adına hareketlenmesi Trabzonspor'u futbolcuları da morallendiriyor sürekli. Hakan Ünsal. Bu karşılaşmanın hemen ardından Beşiktaş veteran, Fenerbahçe veteran mücadelesi ki o maç gerçekten de son derece önemli. Her iki takım açısından da özellikle Fenerbahçe veteranın bugün mutlaka kazanması gerekiyor. Hasan geldi. Hasan etkili bir vuruş olmadı. Hasan üçüncü. Ergün'ün müdahalesi. Oyunu durdurdukken faul yapıyor Ergün. Topun gerisinde Soner. Hadi yaz bunu, yaz bunu. Soner Boz, içeride Güngör var. Dışarıda Çağdaş. Soner kullanıyor atışı. Arkaya attı. Çağdaş vurdu kafayı. Faul diyor hakem. Ayhan. Faul bekliyor. Trabzonspor veteran devam ederken. Ayhan. Şimdi Hasan. Hasan üçüncü. Tek başına gidiyor. Emrah'la oynadı. Emrah Eren. Hakan Ünsal bırakmadı. Ayhan. Ayhan Akman topu dışarı attı. Fikret. Tribünlerden renkli görüntüler ekrana geliyor. Galatasaray ve Trabzonspor taraftarları iç içe birlikte seyrediyorlar. Gol pozisyonu. Kaleci Kerem başarılı. Hakem hata yaptığı zaman daha sonra futbolcular da geriliyor. Hakemin bir hatasından sonra futbolcular geriliyor. Oyun sertleşmeye başlıyor. Onun için hakemlerin mümkün mertebe hata yapmamaları gerekiyor. Evren şut pozisyonunda. Hem taraftar geriliyor hem futbolcular geriliyor. Hakem çok önemli bir faktör tabii. Bir uzun top kafa. Kaleyi tutmadı. Çağdaş. Şimdi Hasan. Evren. Hakan Ünsal. Evren. Hasan'ı attılar. Top dışarı gitti. Trabzonspor veteran takımı Galatasaray veteran takımının iyi pas yapmasını engelliyor Fikret Engin. Çünkü Galatasaray şu ana kadar ilk başlardaki kadar iyi pas yapamıyor. Çağdaş. Semavi'nin pasını ve topu alana gidiyor. Emrah Eren. Semavi bugün gerçekten cansperane bir mücadele içerisinde. 19. dakika. Gol Emrah Eren. 2-2. Emrah Eren topu filelere gönderdi. 2-2'lik beraberlik. Sakarya'da canlı yayında TV8'de Galatasaray veteran Trabzonspor veteran mücadelesi. Trabzonspor veteran takımının maçı bırakmaya niyeti yok Fikret Engin. Maçın başında da söylemiştim. 2 kişilik oynaması lazım demiştim her futbolcunun. Gerçekten 3 veya 4 kişilik oynuyorlar şu anda. Böyle bir kadro
eksik kadro. Galatasaray'da bir anda 3 kişi falan giriyor oyuna. Trabzonspor veteran takımı gerçekten şu ana kadar harikulade bir performans ortaya koyuyor. Tebrik ediyorum binlerce kez. Murat Erdoğan top kalecide. Metin Aktaş. Semavi'ye ayrı bir parantez açmak gerekiyor sevgili Murat Özer'e. Gözünden mi kaçtı? Semavi'nin gözünden kaçmasına imkan var mı? Semavi bir arı gibi dolaşıyor sahada Fikret Engin. Gerçekten çok mücadele ediyor. Oo. Sürpriz olmalı. Hayır, hayır, hayır. Fikret Engin sürpriz değil. Maçın başında söyledim. Dedim ki Trabzonspor veteran takımı bugün bir patlama yapmak zorunda. Patlama yapabilir dedim. İnanılmaz, olağanüstü oynuyorlar. Olağanüstü. Galatasaray'ın bu Trabzonspor veteran takımını durdurması için ancak şimdiye kadarki o pas yapan, inanılmaz pas trafiği içinde olan Galatasaray'ın geri dönmesi lazım. Fenerbahçe geri dönmezse veteran maçındaki performansı yok Galatasaray'ın. Yok işte onu söylüyorum. Yani Galatasaray'ın en büyük özelliği iyi pas yapıp rakibi kroke duruma düşürmekti. Bu gece öyle bir Galatasaray veteran takımı göremiyoruz. Murat Erdoğan, Hasan'a, Hasan Şaş. Hasan şut pozisyonunda. Semavi kapattı önünü. Yine Semavi'nin forması sırılsıklam. Güngör. Murat Erdoğan. Ümit Karan'a attı. Ümit Metin'de kaldı. Emrah. Semavi. Semavi. Kaleci Kerem. Gördüğü yerden vuruyor Semavi. Fikret Engin yalnız Trabzonspor veteran takımının çok gaza gelmemesi gerekiyor. Çok gaza gelip de performanslarını şeyini tüketirlerse, güçlerini tüketirlerse ilerleyen dakikalarda onlar için kabus gibi olur maç. Hasan Şaş! Anladın mı? Yani enerjilerini yerinde kullanmaları lazım. İlerleyen dakikalar var, daha çok var maçın bitmesine. Onun için ilerleyen dakikalar onlar için bir kabusa dönüşmemesi adına onların performanslarını yerinde kullanmaları gerekiyor, güçlerini. Metin. Semavi. Metin Aktaş. Ümit kullandı. Ayhan. Ayhan. Tekrar Ayhan'a. Ayhan daha durumunda. Direkten dönüyor. Topu dışarı attı Hasan üçüncü. Şimdi Galatasaray veteran takımı uykudan uyandı Fikret Engin. Şu dostluğa bakar mısın? Herhalde aradığımız görüntüler. Keşke Süper Lig maçlarında da böyle görüntüler görsek. Şimdi Fikret Engin, Galatasaray veteran takımı uyuyordu. Maça bir rehavet içinde başladı. Yani bir havalı başladı Galatasaray takımı. Trabzonspor takımı tabii ki eksik filan kadro. Biraz havalı başladılar. Biraz küçümsediler mi diyelim, ne diyelim. Ama şu anda uykudan uyandılar ve onlar da inanılmaz bir performans ortaya koyması gerekiyor. Öne geçmeleri ve beraberliği sağlamaları adına. Ama Galatasaray'da şu ana kadar öyle bir performans göremedik. Bakalım ne olacak. Ayhan'a, Güngör araya girdi. Ayhan yerde. Hakem oyunu durdurdu. Oğuzhan Şenler. Ayhan'ın itirazları var. Ayhan kullandı. Ümit Davalan'ın vuruşu. Top Trabzonspor veteranda. Güngör topu havalandırdı. Out. Kerem. Ümit. Murat. Evren. Ümit Davala. Ayhan. Hasan, Murat, Ayhan bir plase vuruş Evren'den kaleci Metin. Emrah Eren. Emrah önünü kapattı Evren. Şimdi Güngör top dışarı gitti. Kerem. Galatasaray veteran takımının devreye berabere falan girmesi lazım. Moralli girmesi lazım. Eğer Trabzonspor galip girerse ilk yarı içeri, ikinci yarı Galatasaray için zorlaşabilir. Emrah. Çağdaş. Çaprazda vuruyor. Son anda Kerem İnan. Hasan. Çağdaş. Top dışarı gitti. Fikret Engin, Semavi neler yapıyor farkında mısın? Yani bu yani, maçtan önce kendisiyle görüştüm. Biraz evet, hazırlıksız yakalandım. 10 kilo fazlam var dedi.
Ama buna rağmen çok cansperane bir mücadele içerisinde çok yoruldu sevgili Mehmet Özer'e. İkinci yarıda nasıl sürdürecek bu performansını biraz soru işareti. Böyle fazla kiloya can kurban. Semavi top dışarı gitti. Güngör aslında çok güzel bir pas attı. Semavi. İki dakikalık ilave. Ayhan. Ümit. Tekrar kontrol etti. Ümit Davala. Hasan Şaş. Ayhan. Emrah kesti. Hasan üçüncü. Çağdaş. Bir duvar pası. Çağdaş gol durumunda. Bomboş. Emrah Eren bomboştu. Şimdi Emrah bırakmadı Ümit Davala. O da form tuttu Ümit Davala ilk maçlara göre. Şimdi Emrah ve gol. Köşeye bıraktı. Galatasaray veteran durumu 3-3'e getirdi Emrah Turan. Gol krallığında çok iddialı turnuvada. Gol Emrah. 9. golü Emre'nin turnuvadaki. Turnuvanın en başarılı ismi kim diye sorarsanız Galatasaray veterandan Evren demek lazım Fikret Engin. Turnuva başladığından beri inanılmaz bir oyun ortaya koyuyor. Yalnız şurada futbol ne kadar enteresan bir oyun Fikret Engin. Çağdaş pası verse, bomboş vaziyette arkadaşı verse iki farklı öne geçecek Trabzonspor veteran. Çağdaş vermedi, Galatasaray beraberliği sağladı. Arkadaşlarının da tabii doğal olarak Çağdaş'a bir tepkisi oldu. Semavi. Hasan bastırdı. Hakem faul diyor. Hasan yerde. Hasan kullandı. Ayhan vuruyor. Dönen top Mustafa. Hasan üçüncü. Tekrar Hasan üçüncü. Hasan. Çağdaş. Çağdaş pas verdi. Kapattı önünü Ergün. Emrah bastırıyor. Ergün. Ergün'ün pası. Abdel Mustafa. Karşılaşmanın hakemi. Oyunu durdurdu ve ilk yarının son düdüğünü çaldı. Oğuzhan Şenler. Karşılıklı goller. Tam 6 gol. Mustafa Kocabey, Murat Erdoğan, Semavi, Emrah Eren, Emrah Eren, Evren Turan. İlk yarı skoru Galatasaray veteran 3, Trabzonspor veteran 3. Kalecilere baktı hakem. Düdüğünü çaldı ve ikinci yarıya başlıyor Galatasaray veteran. Fikret Engin, şimdi Trabzonspor veteran takımı karşılaşma öncesi maçın favorisi değildi. Hatta Galatasaray'ın Trabzonspor veteran, Galatasaray veteranın Trabzonspor veteran karşısında farklı kazanacağı görüşünde olanlar çoğunluktaydı. Ama biz demiştik ki Trabzonspor veteran takımı olağanüstü bir performansla, olağanüstü bir hırsla çıkacak sahaya demiştik. Gerçekten dediğimiz oldu ilk yarıda. Bakalım ikinci yarıda aynı performansını devam ettirebilecekler mi? Merakla bekliyorum. Kaleci Kerem. Ha, Galatasaray veteran kadro olarak tabii ki daha iyi. Galatasaray veteran takımı eğer oyuna ağırlığını koyarsa, iyi pas yaparsa Trabzonspor veteran takımını çökertebilir. Ama şu ana kadar öyle bir Galatasaray görmedik. Hasan Şaş. Yani şu ana kadar öyle bir Galatasaray veteran takımı göremedik. Ama vitesi de arttırabilir Galatasaray veteran. Bir anda Trabzonspor'u boğabilir. Onu da bilemiyoruz. Hasan üçüncü. Çağdaş. Hasan üçüncü. Metin Aktaş. Ümit Davala. Evren. Metin risk almadı. Topu dışarı attı. Metin Aktaş. Ümit Davala. Hakan Ünsal. Evren Turan. Ümit Karan'ı attı. Hasan girdi araya. Çağdaş. Semavi ileride. Trabzonspor takımında. Hasan Şaş. Hakan Ünsal. Tekrar Hasan. Ümit Karan. Hakan Ünsal. Şimdi Trabzonspor veteran takımında Semavi ileride dinleniyor Fikret. Mecbur da dinlenmeye. Çünkü ilerleyen dakikalarda daha beter olacak. Hasan Şaş. Hasan. Ümit Karan bıraktı. Ümit Davala'dan çok çift bir gol geliyor. Topun dibine girdi. Messivari bir gol attı.
27. dakika, Ümit Davala. Galatasaray 4-3 öne geçiyor. İnanılmaz güzellikte bir gol. Ümit Davala'nın Fikret Engin Süper Lig'de böyle bir golü vardı. Yanlış hatırlamıyorsam. Gerçekten, çok şık vurdu. Tabii çok yetenekli bir futbolcu. Zaten yetenekli futbolcu olmasa Milan'a gitti Fikret Engin. Öyle Milan'a falan gitmek kolay mı? Atışı, santra vuruşunu kullanıyor Trabzonspor. Veteran. Şimdi Galatasaray veteran 4-3 öne geçti. Trabzonspor takımının, Trabzonspor veteran takımının beraberliği yakalaması. Oo! Top direkten dönüyor. Çağdaş çok sert vurdu. Tekrar Çağdaş. Emrah. Hasan üçüncü. Kaleci Kerem. Hasan Şaş. Hasan Şaş. Çağdaş bırakmadı. Faul yapıyor Hasan. Güngör kullandı. Emrah vuruyor. Top dışarı gitti. Emrah Eren. Fikret Engin. Çağdaş'ın işte böyle sürekli denemesi lazım. Çağdaş çünkü çok iyi topa vuruyor sol ayağıyla. Ve vurduğu zaman da etkili oluyor. Denemesi lazım. Sürekli denemesi lazım. Hakan Ünsal. Ümit Karan. Faul yapıyor Çağdaş. Sarı kart. Çağdaş Atan sarı kartı gördü. Oo. Sert bir müdahale. Doğru bir karar. Atışı kullanacak Galatasaray veteran. Şimdi Emrah. Evren vuracak barajda herhalde. Barajda Güngör. Hasan Şaş küstü barajda gidiyor. Barajda. Evren Turan topun gerisinde. Pas verdi. Tekrar Evren. Top dışarı gitti. Metin Aktaş. Güngör. Semavi. Güngör. Emrah. Metin Aktaş. Atış Galatasaray'ın. Evren. Hakan Ünsal. Ayhan. Evren. Ayhan. Tekrar Evren'e. Hakan Ünsal. Ümit Davala'ya. Top havalandı. Kaleci çıkıyor ve kontrol etti. Metin. Emrah. Çağdaş. Hasan. Mustafa. Ayhan. Top finallerde. Bir büyük hata. Galatasaray 5-3'e getirdi durumu. Galatasaray veteran 5. Trabzonspor veteran 3. Gol Ayhan Akman. Büyük hata yaptı Trabzonspor takımı. Ayhan'ın şutunda top finallerde. Tekrar tekrar görüntüye geliyor gol. Ayhan Akman. Gol öncesinde Trabzonspor futbolcular faul olduğunu düşünüyorlar ve hakeme itirazda bulundular. Topu çok ortaya attı Hasan üçüncü ve Mustafa koştu topa. Ne kaleci Metin hareketlendi ne Güngör. Mustafa asisti yaptı. Ayhan golü attı. Şimdi her geçen dakika Galatasaray veteran takımı oyunda üstünlüğü ele geçirecek. Bu doğal bir şey. Neden doğal bir şey? Çünkü yedekleri daha fazla. Trabzonspor veteran takımının böyle bir avantajı yok. Onlar yorulacaklar. Onlar yoruldukça Galatasaray takımı doğal olarak güçlenecek. Yani normal olarak böyle bir strateji içinde maçın geçmesi gerekiyor. Ama futbol bu tabii. Her an her şey olabilir. Onu bilemeyiz. Ergün. Kerem. Hasan Şaş. Ergün. Hasan. Murat Erdoğan geriye bıraktı. Ergün. Murat Erdoğan. Çağdaş'ın önünde kaldı. Vurdu Çağdaş. Şimdi Hasan.
Kerem. Hasan Şaş. Fikret Engin şimdi Galatasaray veteran takımı tabii. İki farklı öne geçince tabii morali de yerine geldi. Kendine olan güvenleri de yerine geldi. Pas yapmaya başladılar. Galatasaray veteran takımı iyi pas yaparsa da Trabzonspor Emrah çok iyi yere attı topu. Hasan! Olmadı. Hasan üçüncü. Faul bekliyor Semavi. Oyun devam etti. Mustafa Kocabey top kalecide. Trabzonspor veteran takımı bir gol daha yerse atmadan Fikret Engin havlu atabilir. Bu yüzden de Semavi faul yaptı. Tabii dakikalar geçince, yorgunluk da başlayınca sinirler gerilmeye başlıyor. Semavi'nin görmüyor musun? Damarları çıktı dışarı. Ayhan Akman. Murat Erdoğan. Ergün. Ayhan. Hasan. Hasan'ın pası. Mustafa Kocabey. Çağdaş korneri attı. Galatasaray veteran takımının bulacağı bir gol Trabzonspor'a havlu attırır Fikret Engin. Ondan sonra toparlanması çok zor. Yani çok zor bir şey. Hasan bu kez Emrah topu dışarı gönderdi. Ergün vuruyor. Çağdaş bırakmadı Hasan. Top tribünlere gitti. Atış Trabzonspor veteranın. Şimdi Trabzonspor veteran takımında forvet yok. Yani Soner forvet oynuyor ama Soner esas forvet değil. Yani böyle tipik bir santrafor. İşte Galatasaray'da Papen Mustafa gibi, Ümit Karan gibi tipik bir santraforları yok. Bu yüzden de gol yollarında çok sıkıntı yaşıyorlar tabii. Murat Erdoğan. Ümit Karan. Hasan Şaş. Hasan Çapraz'da. Kaleci Metin. Güngör. Topu atamadı Çağdaş'a. Ergün. Çağdaş gereksiz yere kendini yoruyor bana göre. Çağdaş geride oynayacak. Güzel vuruşlarla gol arayacak. Çağdaş forvette oynamak istiyor. Kendini yoruyor. Gidiyor gidiyor yoruyor. Vuruşlarını yapamıyor bu kez yorulduğu için. Ayhan. Kaleci Metin Aktaş. Güngör. Soner. Emrah'ın pası güzel. Çağdaş kaçırdı. Çapraz'dan vurdu Kerem. Boşta kaldı gol. Soner boz topu alarda. 5-4 yaptı Trabzonspor veteran. Dakika 35. Gol Soner boz. Bir kez daha izliyoruz. Durum 5-4. Soner boz adeta golü kokladı. İnanılmaz. Çok iyi yerde durdu. Bir santrafor özelliğiyle attı bu golü yani. Ergün. Murat Erdoğan. Çaprazda Murat yerden vuruyor kaleci Metin'in kucağına. Çağdaş. Emrah. Ayhan bastırdı. Şimdi Semavi vurdu. Kaleci Kerem. Çut Çağdaş. Dışarı gitti. Trabzonspor veteran takımının havlu atmaya niyeti yok Fikret Engin. Durum onu gösteriyor. Yani maçın sonlarına kadar havlu atmayacaklar. Direniyorlar. Bakalım neler olacak. Hep birlikte göreceğiz. Ergün. Emrah. Çağdaş solda. Emrah şimdi verdi. Çağdaş vurdu. Dışarı gitti. Çok müsait bir pozisyondu. Ergün çıktı. Yerine Ümit Damala oyuna girdi. Galatasaray veteran takımı karınca gibi. Biri giriyor biri çıkıyor. Biri giriyor biri çıkıyor. Trabzonspor veteran takımında da girecek adam yok. Emre Ayren topu aldı. Pasını verdi. Gol pozisyonu Soner Boz. Soner Boz durumu 5-5'e getirdi. Çok iyi kaçtı. Emrah da harika bir pas verdi. 37. dakika ve Soner Boz durumu 5-5'e getiren golü attı. Tekrar izliyoruz. Soner, kaleci Kerem çaresiz ve bu golle durum şimdi 5-5. Fikret Engin inanılmaz bir maç oluyor. Tam diyoruz ki Galatasaray Trabzonspor'a havlu attıracak diyoruz. Trabzonspor'un
Havlu atmaya niyet yok. Gerçekten niyet yok. Yani Galatasaray biraz vitesi arttırsa Trabzonspor veteran takımını havlu attırabilirdi ama beceremiyorlar. Havlu attırtamıyorlar. İnanılmaz bir performans ortaya koyuyor. 3 kişilik, 4 kişilik oynuyor Trabzonspor veteran takımı. Evren, Ümit Karana. Gözde Rakem de oyun devam etti. Top Trabzonspor veteranda. Çağdaş götürüyor. Semavi kaçtı. Onunla oynadı. Semavi gol durumunda. Semavi önünü kapattı Ümit Davala. Faul diyor hakem. Semavi yerde. Semavi için ne söyleyebiliriz Fikret Engin? Yani böyle bir performans. Atom karınca gibi atom çalışıyor yani, gerçekten de Semavi. Buz kes gibi. Ateş kullanıldı. Dışarı gitti Güngör. Semavi dinlenmeye çekildi. Ami Hoca hemen kenara aldı. Semavi'yi çok yoruldu. Herhalde baktı Ami Hoca. Semavi inanılmaz yoruldu. Dinlendirecek onu. Şimdi eğer maç böyle giderse, Trabzonspor veteran takımı kopmazsa son 5 dakika falan Semavi, dinç bir Semavi ile maçı da koparabilirler Fikret Engin. Evren bıraktı. Ümit. Ayhan. Ümit Davala. Evren Turan. Ayhan'a faul diyor hakem. Tehlikeli bir müdahale. Sarı kartı var Çağdaş'ın. Evet, Çağdaş'ın dikkatli olması gerekiyor. Sarı kartı var. Bu yüzden de riskli girişlerde bulunuyor. Evet. Tekrar izledik. Doğru karar. Hakem işaretimi bekleyin diyor. Hakan Ünsal vuracak. Hakan Ünsal topun gerisinde. Hakan geliyor. İkili barajdan geri geldi. Çok yakın ama baraj. Yani hakemin biraz daha barajı açması gerekiyor yani. Ayhan. Şimdi pas. Ümit Karan. Top dışarı gidiyor. Şık bir vuruş denedi. Ümit Karan. Emrah. Çaprazda. Top kalecinden döndü. Çağdaş vurdu. Gol durumu. İyi kapattılar önünü Soner'in. Evren. Soner'in önünde kaldı. Arkadan geldi, topu aldı. Ayhan. Oo. Şimdi Evren Turan götürüyor. Boşta Ümit Karan. Pasını attı. Çağdaş dokundu. Trabzonsporlar çoğaldılar. Hasan. Çağdaş. Hasan. Ümit Davala. Bu dakikalarda kıran kırana. Vay vay vay. Sakarya'da herkes takımları alkışlıyor. Şimdi Hasan kadrumunda. Plasayı vurdu hakem, oyunu durdurdu. Uğultudan yani, duyamadılar. Avantajı niye bırakmadın diyor. Fikret Soner ve Çağdaş avantajı bırakmadı hakem. Şimdi hakem inanılmaz bir performans ortaya koydu. Kesmedi. Gerçekten İngiltere Premier Ligi'ndeki hakemler gibiydi ama baksana yere düşüyor. İnanılmaz görüntüler. Hakemin artık biraz daha da oynatsaydı eğer, kesmeseydi daha da güzel olacaktı. İkili baraj Murat ve Ümit Davala. Topun gerisinde Çağdaş var. Çağdaş geliyor. Dışarı gitti. Çağdaş atan. Hop oturuyoruz, hop kalkıyoruz Fikret Engin. İnanılmaz bir maç, inanılmaz bir atmosfer, inanılmaz futbolcular, inanılmaz oynuyorlar. Her şey inanılmaz, inanılmazlar turnuvası. Ümit Davala. Hasan Şaş, çaprazda. Hasan. Papen Mustafa'ya attı. Mustafa Koçabey. Hakan Ünsal. Murat Erdoğan. Faul diyor hakem. Elle de bir müdahale var. Topun gerisinde Çağdaş. Efsane geri döndü. Semavi oyuna girdi Fikret Engin. Semavi tekrar oyunda. Hasan üçüncü çıktı. Çağdaş geliyor. Pas olarak kullandı Emrah. Güngör. Semavi. Hasan Şaş faul yaptı. Semavi topun gerisinde. Hasan'a çarptı. Metin Aktaş. Hakan Ünsal. Murat Erdoğan.
Pasını verdi Mustafa Kocabey. Başlıyor hakem. Faul bekledi Trabzonsporlular. Ekranda Güngör ve Soner. Hakem Fikret Engin, hakemi yönetiyor. Çok zor bir maç yani. Bu maçı yönetmek gerçekten zor Fikret Engin. Onun için hakeme fazla yüklenmemeleri lazım futbolcuların. Elinden gelenin en iyisini yapıyor hakem. Normal sürede son 7 dakikaya girmek üzereyiz. Galatasaray veteran 5, Trabzonspor veteran 5. Tam 10 gol Sakarya'da. Metin Aktaş. Ümit Davala. Hasan Şaş. Hasan pas verdi, gol pozisyonu. Mustafa ve gol. Topağlara gidiyor. Murat Erdoğan topağlara gönderiyor. Galatasaray veteran 43. dakikada 6-5 öne geçiyor gol. Murat Erdoğan. Fikret Engin, bu maçın kaderi belli. Bu maçın kaderi ne biliyor musun? Galatasaray öne geçecek. Trabzonspor havlu atmamak için direnecek. Galatasaray öne geçecek. Trabzonspor havlu atmamak için direnecek. Ama mühim olan hakemin bitiş düdüğünde ne olacak? Merakla bekliyoruz. Acaba Trabzonspor havlu mu atacak? Yoksa Trabzonspor direnecek mi maçın sonuna kadar? Semavi. Güngör. Semavi. Emrah. Murat Erdoğan. Hasan Şaş. Emrah faul yaptı. Hasan. Murat Erdoğan. Ümit Davala. Murat Erdoğan. Hasan Şaş. Pres yapan Soner. Kerem. Hakan Ünsal. Galatasaray veteran öne geçtiği an pas yapmaya başlıyor. Kendine olan güveni geliyor. Öne geçmenin vermiş olduğu rahatlıkla iyi pas yapmaya başlıyor. İyi pas yapmış, yaptığı zaman da Trabzonspor zorlanıyor. Çağdaş vuruyor Hasan Şaş. Metin. Ümit Davala. Hasan Şaş. Ümit. Hasan. Ümit. Hasan. Alkış alıyorlar. Hakan Ünsal. Murat. Papen Mustafa. Güngör. Bu arada Emrah'ın futbol ayakkabısı çıktı ayağından. Faul diyor hakem. Semavi'ye faul yapıldı. Bak Galatasaray veteranlarda iki kişi birden oynuyor. Üç. Görüyor musun Fikret Engin? Üç kişi birden değişti şu anda. Üç oyuncu birden değiştirdi Galatasaray veteran takımı. Şimdi hakem barajı biraz daha geri çekti. Çağdaş topun gerisinde. İşaret verildi. Çağdaş geliyor. Oh. Topağlara gönderdi. Çağdaş atandan sonunda şık bir gol geliyor frikikten. 6-6 oldu durum. Gol Çağdaş. Bakın nasıl bir paso veriyor topa. Ve topağlara gönderiyor. İnanılmaz. Çağdaş. Hayır Fikret Engin. Bu takım 100 senede geçti havlu atmayacak. Belli etti kendini Trabzonspor veteranlar. Bu takım havlu atmayacak. Kerem arkadaşlarına kızıyor. 46. dakikada Çağdaş durumu 6-6 yaptı. Evren vurdu, top dışarı gitti. Takımlar için kalan 4 dakika ve duraklama anları her top kaybı bir tehlike oluşturabilir. Bu dakikalar çok önemli Fikret Engin. Şimdi iki takımdaki futbolcular da yoruldular. Artık son kozlarını oynuyorlar. Bakalım son kozlarda kim öne geçecek? Ümit Davala. Ümit. Ümit Karala. Vale dışarı gitti. Metin. Futbol şov oyunu tabii. Gol olmasa da Ümit Karan'ın hareketi inanılmaz. Hasan. Kerem. Tribünler de coştu Fikret Engin. Meksika dalgalanması Sakarya'da. Ümit Davala. Ümit Karan. Tekrar Ümit Davala.
Hakan Ünsal. Hakan. Ümit Karan. Hakan Ünsal. Hakan Çapraz'da gol pozisyonu, boşta kaldı. Yatarak bir müdahale. Semavi top dışarı gitti. Faul bekliyor Semavi. Ümit Karan. Faulü Ümit Karan mı Semavi mi yaptı? Semavi faulü sen yaptın diyor Ümit'e. O da tam tersini söylüyor. Bana göre Semavi yaptı faulü. Güngör. Hasan. Hasan vuruyor. Kaleci Kerem yumrukladı. Evren. Trabzonsporlar yatarak müdahale etti. Hasan üçüncü. Burak Erdoğan. Hasan aldı topu. Emrah boşta. Çağdaş. Şimdi Emrah. Emrah vurdu, gol! Trabzonspor veteran öne geçti. İnanılır gibi değil. Tek yedek oyuncuyla inanılmaz işler yaptılar bugün. İşte bordo mavilleri öne geçiren gol. Bir sürpriz mi olacak? Fikret Engin, inanılır gibi, inanılır gibi. Neden? Çünkü futbolda abi, inanmak önemli, inanmak. Çıldırıyor adeta. Herhalde çıldırır, inanmak önemli. Bu takımdan böyle bir performans ben bekliyordum da kimse beklemiyordu işin doğrusu. Ama ben başında söyledim, bu takım bu maçta patlama yapacak dedim. Hakikaten patladı takım. 7-6 öne geçti. Trabzonspor veteran ilk galibiyetine çok yakın. 1,5 dakika var. Ayhan kaptırdı. Karşı atak fırsatı. Emrah. Emrah Herer topu aldı. Emrah döndü. Verdi. Bomboş Çağdaş. Atabilecekler mi, onu attılar. Çağdaş aldı. Çağdaş veriyor pasını sol tarafa. Emrah. Ergün. Hakan. Ayhan oynadı. Ayhan şut pozisyonunda. Önü kapalı. Ümit Karan'a. Ümit Çapraz'da. Semavi. Ve kaleci Metin'de kaldı. Son dakikaya giriyoruz. Galatasaray veteranları beraberliği kurtarabilecekler mi Fikret Engin? Merakla bekliyorum. Güngör. Hasan. Şimdi Emrah. Emrah. Emrah Çapraz'da. Evren Turan bırakmadı. Faul bekliyorlar. Devam etti oyun. Hakan Ünsal. Top Güngör'de. Güngör. Şimdi Hasan. Vay harika bir tempo. Trabzon veteran gerçekten alkış hak ediyor bugün. Bu Trabzonspor veteran takımı. Müthiş hareketler var. Kapayla kesti Evren. Çağdaş topu attı arkaya doğru. Semavi! 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 Harika bir gol daha geliyor. Amin Mandralı. Yettara. Soner. Herkes kenetlendi. İşte futbolda azmin zaferi diye buna denir. Azmin zaferi, azmin zaferi. Fikret Engin, bu Trabzonspor tek yedekle maçı bitiriyorlar ama hiçbir an oyundan kopmadılar. Bu Trabzonspor veteran takımının oyuncuları yorulmayacaklar. Bunlar maç biter bir de Everest'e tırmanırlar, ben sana söyleyeyim. Sevgili Murat Özer'i gerçekten de alkışlamak gerekiyor. Azmin zaferi bu olsa gerek. Ayhan, Çağdaş, Ergün. Galatasaray veteranlı oyuncular da ne olduğunu anlayamadılar Fikret Engin. Çağdaş topu dışarı attı. Böyle bir şey kimse beklemiyordu ya. İnanılmaz. Beklenilmez bir sonuç gerçekten. Ben bekliyordum da. Yani bekliyordun ama Galatasaray'ın performansı çok iyiydi bu maça kadar. Ve aynı zamanda çok yedekleri vardı. Bir kafa vuruşu üst ağlara. Ümit Karan. Fikret Engin, Pele'nin oynadığı bir film vardı. Adını unuttum şimdi. Pele oynuyordu. Zafere kaçış mı? İnanılmaz. Trabzonspor veteran takımı zafere kaçış filmi gibi. Son maça taşıyorlar şanslarını, umutlarını sürdürecekler. Ayhan. Ümit Karan. Ergün vuruyor. Boşta kalır mı? Hayır. Çağdaş bırakmadı. Şimdi Emrah Soner'le oynadı. Soner Çapraz'da Hakan Ünsal bastırdı. 4 dakikalık duraklama dakikası. Son 2 dakikaya girildi. Yalnız daha maç bitmedi Fikret Engin. Galatasaray biraz vites arttırırsa Soner, Galatasaray Emren, beraberliği de yakalayabilir. Hakem oyunu durdurdu.
Atışı Galatasaray'a verdi. Soner'in ihtirasları. Şimdi bir gol bulması lazım Galatasaray veteran takımının. Ergün. Şu ara bir gol bulursa her şey olabilir. Futbol bu. Evren. Tekrar Ergün'e. Ümit Karan. Ayhan Akman. Dönen top Evren. Gol durumunda. Metin bırakmadı. Dışarı attılar topu. Güngör dışarı attı. Ayhan kullandı. Evren. Semavi uzaklaştırıyor. Elle oynama beklentileri devam ettirirken Hakan Ünsal topu dışarı attı. 1,5 dakika var. Hakem de öyle bir tempo var ki hakem de abandone oldu Fikret Engin. Çağdaş kırmızı kart gördü. Hakemle arasında yaşanan bir gerginlik. Son dakikada biraz daha sakin. Çağdaş gerek yok. Gelme Çağdaş. Çağdaş gelme. Gerek yok. Şu anda. Alın götürün Çağdaş'ı oradan. Alın götürün Çağdaş'ın arkadaşlar. Çağdaş'ın oradan uzaklaştırılması lazım. Kim uzaklaştıracak? Sen ben değil ya. Arkadaşları uzaklaştıracak Fikret Engin. Aldılar Çağdaş'ı. Alacak. Bak Ümit Karan alıyor. Arkadaşları alın götürün artık zaten. Abi maç hoca bitiyor. Gel diyor. Maç bitiyor. Artık son anlar. Trabzonspor Soner'i kenara çağırdı. Hasan girdi. Trabzonsporlar Çağdaş'ı alkışlıyorlar. 4 dakikalık duraklama bölümünde artık son anlar. Dışarı attılar topu. Tabii oyun çok gerildi. Sarı kartı da vardı. Normal yani kırmızı kart doğal. Murat. Top dışarı gitti. Ayhan kullanacak. Murat Erdoğan'a. Kerem. Murat Erdoğan. Basında Hakan. Hakan. Murat Erdoğan çaprazda. Ümit Karan vurdu. Metin Aktaş sakaldı. Bitirdi maçı Metin Aktaş. Bu kurtarışıyla maçı kurtardı. Artık gözler hakemde. Galatasaray veteranın hata var. Evren gol pozisyonunda. Hakem oyunu durduruyor. Öylesine muhteşem. Sakatlandı. Güngör. Fikret Engin öylesine muhteşem bir atmosfer var ki hakem duymuyor. Futbolcular duymuyor. Yani hakem ne yaptığını şaşırdı. İnanılmaz yani. Az önceki pozisyon işte bu kurtarış çok önemli. Sakarya seyircisini yürekten kutluyoruz. Alkışı ilk günden beri hak ediyor Sakarya seyircisi. Semavi hala vuruyor. Artık son anlar. Emrah. Emrah vurdu. Top tribünlere gitti. Bir dakikada geçti. Gözler hakemde. İşte Trabzonsporlar. Ve son düdük geldi. Oğuzhan Şenler son düdüğünü çaldı. Trabzon veteran kazanıyor. 8-6 kazanıyorlar.